Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bu videoyu tabii ki size borçluyum. Çoktan beri video yapamadım. Size bu videomda her şeyi arkadaşlar nokta nokta anlatacağım ve İsviçre üzerinde bazı şeyleri konuşacağız. Benim hakkımda bazı şeyleri konuşacağız. Bakın birkaç not aldım. Bugün günlerden 20 pazar günü saat 8'e İsviçre saati saat 8'e 3 var. Türkiye'de 9'a 3 var. Gelecek haftaya e, saatler değişecek. E, nasıl olacak? Geri alınacak. Yani sabahleyin kalktığımız zaman e, aydınlık olacak. Eve geldiğimiz zaman karanlık olacak. Güneş batmış olacak. Arkadaşlar neden video yapamadım? Fazla e, uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Stres, yetiştiremiyorum. Gerçekten yetiştiremiyorum. Neden yetiştiremiyorum? Ben emekli değilim. %100 çalışıyorum. Hatta yüzde %120 çalışıyorum. İş yerinden ona göre de basınç var. Bunun Türkçe ismine yani yapılacak işler var. Senin sonuna kadar bitmesi lazım kontratlarımız var. O işler bitmezse tabii ki şirket bu sefer ceza ödemesi lazım. Size şöyle anlatayım. O kadar stresteyiz ki yani iş yüzünden bazı montaj işleri de vardı. Öbür arkadaşlar maalesef yapamıyorlar o işleri. O işler de bana kaldı. Yanıma bir yardımcı verdiler. birkaç gün o işlerden uğraştım. Tabii kafada devamlı iş o işte olduğu için bu sefer YouTube'da maalesef biraz kenarda kaldı. Ona kendimi konsentre yapamadım. O kadar çok işim vardı, stresteydim. Hatta Almanya'dan Orhan Yılmaz arkadaşım telefon etti, telefonu bile açamadım. İki gün sonra ona bir 10 on dakika vaktim vardı, dönüş yaptım. Herhalde onun da o zaman işi vardı, o açamadı. Bakın arkadaşlar Avrupa'da durumlar böyle. İlk önce iş geliyor, Ondan sonra aile geliyor, ondan sonra sosyal yaşam hobileriniz geliyor. İsviçre'de böyle. İsviçre'ye gelmişken hemen e, o konuya da girmek istiyorum. Devamlı Instagram'dan tabii ki e, bana yazıyorsunuz bilhassa Türkiye'den. Videoların altına yazıyorsunuz, abi ben şöyle teknisyenim, böyle teknisyenim, e, eşim e, şu mesleği yapıyor 20 seneden beri, 30 seneden beri fark etmez, iki çocuğum var. Biz İsviçre'ye gelmek istiyoruz, nasıl gelebiliriz? Almancamız yok. Arkadaşlar kusura bakmayın, cevap veremiyorum artık, vaktim yok. Neden? Her gün 5 kişiyle 10 kişi arası bu soruları bana detaylı olarak soruyorlar. Instagram'da. Bazıları hiç soru sormuyor, selam yazıyor. Selam bile yazma vakitleri, vakitleri yok. SLM yazıyor, benden cevap bekliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Artık yani onlara cevap veremiyorum. Bir ara dedim ücretli yapayım dedim, azalır dedim. O da olmadı. Parası da batsın para da istemiyorum arkadaşlar kalsın y yeter ki yazmayın lütfen yazmayın videolara bakın videolarda bütün sorulara cevaplar var İsviçre'ye nasıl gelebilirsiniz Türkiye'den nasıl gelebilirsiniz gelebilirsiniz veyahut da Almanya'dan Avrupa ülkelerinden İsveç'ten Denmark'dan Fransa'dan İsviçre'ye nasıl gelebilirsiniz onun da videosu var onlara bakarsınız detaylı öğrenebilirsiniz yorumlar, videoların altına bazen arkadaşlar maalesef bakın bu belki bu yüzde biri veyahut da daha azı siyaset üzerine kötü yorumlar oluyor. Ben o yorumları silmek mecburiyetindeyim. Bazen ben silmiyorum YouTube, Google kendisi siliyor. Bu sefer bana saldırma oluyor. Neden yorumumu sildin? Ya kardeşim bu kanal benim kanal. İster silerim ister silmem nedenini öğrendiniz siyaset üzerine ona buna hakaret küfür böyle şeyler oldu mu İki anlamlı yazıldı mı Google sil silmezse ben siliyorum ve sileceğim İşine gelmeyenler arkadaşlar kanaldan çıkabilirsiniz gerçekten yani benim sonunda benim başım ağrıyacak. Abi gezi videoları gelmiyor. Neden gelmiyor? Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlar şu anda biraz stresteyim. İnşallah bu stresle atlatacağız. Ondan sonra daha da vaktim olacak. Güzel güzel yerlere gitme imkanım da olacak. Tabii ki benim de bir aile hayatım olduğu için evimiz, bahçemiz olduğu için, evin işi olduğu için, torunum, torunum olduğu için, oğlum olduğu için onların da bana ihtiyacı var onların da bana ihtiyacı var ve onlara da zaman ayırmam lazım. Tabii istediğim gibi öyle güzel yerlere gidemiyorum istediğim zaman. Ben çok istiyorum ama gidemiyorum. Neden gidemiyorum? Şöyle anlatayım. Abi Grindelwald'a gider misin? Oradan çekim yava. Ya tabii giderim. Buradan arabaya oturdum mu 3.5 saat. 3.5 saatte oraya gideceğim. Video çekeceğim. Oraya gidene kadar karnım acıkmış olacak. Bir şeyler yemem lazım. Bunlar hep masraf. Zaman lazım 3,5 saat geri döneceğim. Yaptı 7 saat, 3 saat orada kalsan 10 saat yani bütün gün gitti. Bunu ne zaman yapabilirim? Bir pazar günü e, kalıyor. Bir pazar günü kalıyor. Cumartesi günleri e, yok alışveriştir, yok şu iş yapılacaktır, şu lazımdır, eve bu lazımdır, yok filanca damat e, çağırmıştır, bir şey yapılacaktır, yok filanca oğlum e, bana ihtiyacı vardır. Söylediğim gibi bir pazar günü kalıyor. Pazar günü de ee, şefinden yani hanımla konuşmam lazım bakalım izin verecek mi ve sonunda hep masraf arkadaşlar hep masraf yani şimdi belki diyeceksiniz ya sen e, bir sürü para kazanıyorsun arkadaşlar öyle değil İstiyorsanız, inanmıyorsanız açın bir kanal görün masraflara gelince sene sonuna geliyoruz başladı şimdi oradan buradan haberler gelmez sene, sene sona geliyor filanca abayı uzatman lazım şu abayı uzatman lazım bu abayı her neyse. Uzatırız. Demek istediğim yani hepsi masraf. Bir gezi videosu yapmak için masraf yapmam lazım. Onun için neden nasıl yapıyorum? Kendim de bazen de ailemle bir yere gittiğimiz zaman imkan buldum mu? Tabii ki İsviçre'nin o bölgesini de çekiyorum. Gelelim öbür noktaya. İsviçre'de yaşam arkadaşlar. İsviçre'de yaşam buraya yeni gelen arkadaşlar var gerçekten bana diyor ya abi burası nasıl bir yer ya burada sosyal hayat yok bir şey yok. Yok kardeşim yok. Türkiye'de olanlar da zannetmesin yani ben onları korkutmak istiyorum. Burada arkadaşlarınız varsa onlara sorun. Gelmek isteyen varsa gelebilirse gelsin. Yani bazıları diyor ki sen istemiyorsun bizim gelmemizi İsviçre'de tek bir şey var iş ev evden işe işten eve evden işe işten eve kendi biraz etrafın varsa biraz akraban varsa arkadaşın varsa onlarla buluşabiliyorsan ne güzel sana ama yoksa burada öyle geceleri 11'lere 12'lere kadar çay bahçelerinde göl boyunda filan arkadaşlar öyle bir şey yok var ama zaman ayıramazsınız, ayıramazsınız zaman yok çünkü işe gideceksin ve biraz evvel dediğim gibi hep masraf paran yetmez Paran yetmez. Benimle tanışmak isteyen. Bugün gene okudum. Abi biz İsviçre'ye geldik eşimle. Seninle tanışmak istiyoruz. Benimle herkes tanışabilir. Herkes. Geçen de hatta reklamını da yaptım kanalımda. Nail kardeşimin e, köfte satış yeri var. E, bir adresten bir adrese dün mesela Felben Wellhausen'daydı. Vaktim yoktu gidemedim. Ondan evvelki ki e, hafta veya veyahut da iki hafta evvelsi Çelik Market'e gelmişti. Will'in önünde. E, Oraya gittim köfteydim hatta e, damat geldi, e, torun geldi hep beraber. Benimle tanışmak isteyenler köfteci Nail Öz e, sayfamda da reklamını yaptım bakabilirsiniz arkadaşlar topluluk kısmında. Veyahut da vile e, balıkçı abimiz geliyor Özcan abimiz. Vakti, vakit buldukça onun da yanına gidiyorum e, balık yemeye. Yalnız şöyle söyleyeyim ben... Erkenci insanım yani İsviçreli gibi saat 12'de 11.30'da 12'de giderim balığımı veyahut da köftemi yerim bir yarım saat 45 dakika kalırım şimdi havalarda soğuk fazla dışarıda duramıyoruz ondan sonra geri dönerim yani hayal kırıklığına girmeyin Bern'den gelirsiniz 2 saat. Saat 3'te gelirsiniz. Murat bozdağını bulamazsınız. Buna dikkat edin. Ama benimle tanışmak isteyen tabii ki bu imkan var. Tanışabilirsiniz. Yoksa biraz zor yani söylediğim gibi vakit ayırmak zor. Buraya gelme videolarını söyledik. Buraya gelme videoları var arkadaşlar. Avrupa'dan var, Türkiye'den var. Bakabilirsiniz. Kısaca söyleyebilirim. Türkiye'den çok yazan var. Şu, şu mesleğim bu mesleğim onlar geçmiyor kardeşim bir şirketle anlaşabilirsen belki olur ama ben bana sormayın ben çünkü şirketleri tanımıyorum en kolay yolu e, aile birleşim birisinde evlenmeniz lazım araba videolar araba videoları da gelecek vakit buldukça arkadaşlar bu e, videolar da gelecek ve en üst en üst katta Listenin en üst tarafında bir nokta unuttum. Ben bu YouTube'u neden açtım? Ben bu YouTube'u neden açtım? İnsanların bana saldırması için açmadım arkadaşlar. Ben insanlara aslında İsviçreyi göstermek için videolara çekmek için İsviçre'de gezerek çalıştığım için arabayla müşteriden müşteriye giderken bu imkanları fırsatlatıp. YouTube'a yükleyip sizler de İsviçre'yi görebilirsiniz diye. Yani baştan da böyle bir profesyonellik falan da hiç yani aklımda yoktu. E, sırf bir telefondan bu iş olur dedim. Öyle başladım. Ama bu telefonun arkasından yok şu lazım bu lazım. Her neyse o konu değil. Ben sizlere İsviçreyi göstermek, İsviçrenin üzerinden bilgiler verebilmek, e, İsviçrenin medeniyetini, yemeklerini, hatta yemeklerini, bakın o da devamlı kafamda var. E, bir sürü yemek videoları var yapmak istiyorum. Vakit bulamıyorum. Yani bir video, bir yemek videosu yapacaksın. Onun bile zamana ihtiyaç var. Gidip onun alışverişini yapman lazım. Hazırlığını yapman lazım. Kameraları ayarlaman lazım. Ona göre azıcık profesyonel olsun. Sizler de baştan sona kadar bakacağınız sonunda sizin de değerli vaktinizi aldığım için ona da zaman lazım. Yani şöyle kısacası söyleyeyim 3-4 saat. 3-4 saat. Yani Pazar günü aile zamanı ama bazen böyle hanıma diyorum ben bir araba videosu yapsam şöyle bir tur atsam İsviçre'yi göstersem okey diyor o oluyor. Ama ben pazar günü 3 saat 4 saat hanımın elinden 3 mutfağı alacağım 3 saat 4 saat herhalde kan gövdeyi götürür o zaman olmaz. Biraz da şaka olsun çoktan beri şaka yapmadık. Nerede, nerelerde kalmıştık arkadaşlar? Danışma konusunu konuştuk. Abo masraflarını konuştuk. Stres telefon, Orhan, aile, evin işi filan, fincan hepsini konuştuk. Arkadaşlar sonunda ne diyeyim? Yani herkes bir mücadelenin peşinde. Şimdi yanlış anlaşılmasın tekrar bu noktaya geri dönmek istiyorum. Bazı ekonomi problemler yüzünden... İster Avrupa olsun, ister Türkiye olsun. İnsanlar kendilerini İsviçre'ye atmak istiyor. Ama, aması var işte. Ee, Almanya'dan geldiğin zaman senin için daha kolay ve Almancan var. Okey. Bir de onun yanında güzel bir mesleğin olursa burada iş bulabilirsin. Murat Bozdoğan'a ihtiyacın yok. Git, Temporer Büro veyahut da internete gir, Google, Stellen anzeiger. Arkadaşlar mesleğin varsa iş bulursun, kalabilirsin. İlk önce e, iş buluyorsun, ondan sonra oturma müsaadesi, müsaadesi alıyorsun. Tabii ki e, şu tarihte, 2024'ün Ekim tarihinde... ...Türkiye'den de bilhassa İsviçre'ye gelmek isteyen çok arkadaşlar var. Ben yanlış anlamayın, hepinize anlayış gösteriyorum ama... Ben ne yapabilirim ki? Bana so abi ben nasıl gelirim? Ben videolarda söylediğim gibi ya, hepsini silin. Belki doktorsun, çok özel bir doktorsun, bir hastaneyle anlaşırsan o zaman da benim bana ihtiyacın yok. İngilizce İngilizceyle yazış işini ayarla. Bana ben, beni zaten hastanede hastanenin müdürü dinlemez bile. Dinlemek değil kapıdan içeri bile almaz. Bana yardımcı ol olamam kardeşim olamam. Ya yani bazı yazıyor abi ben 25 senelik teknisyenim filanca makineden anlıyorum şu makineden. Tabi senin gibi de e, Avrupa'da anlayan binlerce insan var. İlk önce İsviçre'nin Avrupa ülkelerinden anlaşmaları var. İlk önce mecburlar onları almaya. Türkiye'den seni alamaz. Almaz zaten. Neden? En sonunda yazıyorsun ki Almancam yok. Ve ben de cevap verdiğim zaman kardeşim olmuyor böyle böyle bir de bunun sonunda bana hakaret geliyor. Yapmayın lütfen yapmayın ya benim benim, benim suçum da ben bir şey yapamam yani. Ben ben kendi problemlerimden uğraşan bir adamım biraz evvel söylediğim gibi ben kendim işlerimi yetiştiremiyorum. Belki herkesin kendine göre bir problemi vardır arkadaşlar. Bizim etrafımızda aceleden söyleyeyim. Geçen 6 ayda 3 kişiyi kaybettik kanser yüzünden. Yani herkesin kendine göre işi var, gücü var, problemleri var. Aile problemleri var. Ailesinden birisi kaza geçirmiştir, hasta olmuştur. Onun için lütfen yapmayın hakaret et. Sonunda hakaret etmeyin yani. Benim benim ismim Ahmet şöyle bu işi yapıyorum gel kardeşim filanca videoya bak olmuyor dediğim zaman bir de bana hakaret geliyor onun için artık hem vaktim yok hem de bıraktım yani cevap vermeyi bıraktım arkadaşlar 16 dakika oldu sizin de önemli değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum bugün pazar. Şimdi e, elimden gelirse imkanım olursa havada çok kapalı bugün inşallah yağmur yağmaz. Havada müsaade ederse şöyle çıkıp ya bir araba videosu yapacağım ya bir gezi videosu yapacağım. Yoksa hafta arası e, gerçekten artık e, vaktim kıt olduğu için belki müşteriden müşteriye giderken havada güzel olursa o zaman bir video patlatırız. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmak isteyenler abone olsun. Bu videodan sonra ee, sen kimsin ya deyip çıkmak isteyenler de buyursun çıksın. Kimseye hiçbir mecburiyet yok arkadaşlar. Beni sevenler kalabilir. Beni böyle olduğum gibi kabul edin lütfen. Hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.